Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım hayırlı Ramazanlar eylesin. Hepimize nasip kısmet etsin inşallah. Bugün ne yapacağız? Sabah belli bahçede çalıştım arkadaşlar, yoruldum. Akşam iftarımız yaklaşıyor. Bugün ne yapsam ne yapsam aklıma döner geldi. Evde döner yapacağım canlarım. İnsan acıktıktan sonra her şey bal gibi gidiyor. Ben bunu her zaman söylüyorum canlarım. Şöyle önceden tavuk göğsümü çıkarmıştım. Tavuk göğsünü böyle açık satılıyor bu. Çapan abiden aldıydım. Normalde paketli değil. Şu bize yeterli herhalde. Bir bakalım. Zaten ben diğerlerini istemem. Zeytin ve fıstığa veriyorum. Çıkarayım bir derilerini. Bu biraz az gibi geldi değerli izleyicilerim. Biz artık biliyorsunuz Ayhan da oruçlu. O yüzden bayağı hepimiz acıktığımız için yetmeyeceğini düşündüm. Ve şöyle ortadan bir parça daha aldım. Vallahi sevgili takipçilerim, ben bu etimi yıkıyorum ve ondan sonra doğruyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Şöyle bir sudan geçiriyorum canlarım. Dönerimiz için gerekli malzemelerimiz zaten tavuk göğsü, bilmeyen yoktur ama ben normalde günlük yaşantımı paylaştığım için sizlere bugün de bu yemeğimi yaptığımı belirtmek istedim. Ramazan şerefimiz de dolu dolu geçti. İnsan ne pişireceğim, ne yapacağım diye şaşırıyordu ilk Ramazan orucumuz gelmeden önce. Daha sonra Allah Teala sana rızık kapısı açıyor. Her gün sofralarımız bereketle doldu taştı. Gerçekten benimki öyle oldu canlarım. Sizinkileri bilmiyorum. İnşallah sizinkiler de öyle olmuştur. Tencerem, tencerem. Şunu da yapalım bari. Bol bol olsun. Ağzı kapaklı tavam vardı. Onda da pilav varmış. Gözükmüyor herhalde. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük küçük. Vallahi insanın oruçtan mı, ben ilaçlarımı kullanmadığımdan mı, zekaniyem gitti. Ben ne yapıyordum biliyor musunuz bunu? Soto olarak doğrayacaktım. Allah'ım, Allah hiç kimsenin aklını fikrini almasın. Akli dengesi olmayınca hiçbir şey olmuyor değerli izleyicilerim. Vallahi Allah'ım aklımıza muhayyet olsun. Kurban olduğum Allah. Ayhan da arkadaşı ile gitti. Şöyle tantuni gibi yapalım bugün de. Çünkü yaprak döner gibi yapmam için tavuk göğsümün bayağı buzlu olması lazımdı. Ondan da şimdi uğraşmayayım diye. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yemeğimizi besmelemizle başlayalım. Ben bu şekilde tavuk göğüslerimi doğrayayım. Daha sonra buna hiç yağ, hiçbir şey dökmeden değerli takipçilerim fırınımıza verelim. Fırın derken Elmasın Hayatı. Ocağımızda pişireceğiz. Bazen gerçekten nereden aklıma geliyor bu konuşmalar, bu fırın. Fırında yemek yapacaktım aslında ben bugün. Ama dışarıda iş yaptığım zaman yemeğimi yetiştiremiyorum değerli izleyicilerim. Ya yemek saatinde dışarıya çıkmayacağım. Çıkınca da giremiyorum içeriye. Ona değdi, buna değmedi derken sağ olsun Elmasın Hayatı. Bitirmeyince rahatı gelmiyor. Ben bunları doğrayayım canlarım. Daha sonra ocağımıza koyalım.
falan dökmüyorum canlarım. Direkt tavuk göğsünü koydum. Kapağını da kapattım tenceremin. Bu etin kendi suyuyla bir güzelce pişsin. Daha sonra yağsını, tuzunu, baharatlarını ekleyelim. Bu pişerken biz ne yapalım? Biz de yeşilliklerimizi doğrayalım. Hadi diğer tarafa geçelim. Sevgili takipçilerim, ilk olaraktan biberlerimle başlayacağım. Şöyle tahtamı değiştirdim. Bıçağımı da güzelce yıkadım. Bugün tahtada doğrayacağım. Yeşil biberi acı olarak aldım. İnşallah acıdır. İbrahim bugün dersi pek anlamıyor arkadaşlar. Canlı derse tek başına katıldı. Ayhan da Efegi'ye gitti. Ben de yemek yapıyorum. Serkan çarşıya gitti. Aslında bir yönden İbrahim Efe'yi yalnız bırakmam aslında. Yani yemek saatim geç kalmasın diye ben bu saate yapıyorum. Bir de şöyle düşünüyorum. Hani kendisi ben olmadan bir şeyleri başarmaya çalışsın, alışsın. Çünkü ben her zaman olmayabiliyorum İbrahim Efe'nin yanında. O yüzden biraz da o yüzden yalnız bıraktım canlarım. İnşallah acı biberdir. Çünkü acı diye birdi. Pazarcı. Şöyle biberlerimi ayrı tabağa koyuyorum. Çünkü döner yaparken hepsini karıştırmıyorum. İbrahim Efe yeşil biber sevmiyor. Onunkine mesela katmıyorum. Ayhan'ınkine katıyorum. Serkan'ınkine katıyorum. Domatesimi doğrayayım. Bugün öğretmen İbrahim inşallah kızmaz. Biraz anlamıyor İbrahim ben olmayınca. Normalde de anlamıyordu. Ben şöyle yap oğlum. Şu öğretmeni şöyle diyor diyordum. Öyle yapıyorduk. Ama bir yönden de kendine özgüveni gelir en azından. Öğretmenine falan sesini açıp da söylüyor. Şunu anlamadım. Bunu bir daha söyleyebilir misiniz diye. Gerçekten onunla da konuşması güzel benim için. Kendini ifade edebilsin. Suskun olduğu zaman hiçbir zaman susarsa eğer kendini ifade edemez. Bence konuşsun. Konuşmak güzeldir çünkü. Ben mutfakta çalışmayı çok seviyorum değerli izleyicilerim. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten mutfaktan çıkmayı hiç istemiyorum. Hep bir şeyler yapıp yedirmek istiyorum. Bulaşık falan yıkamayı seviyorum. Hatta takipçilerim diyorlar sen de hep zor işleri seviyorsun diye. Bu ara hiç hamur işleri yapmıyorum. Hamur işleriyle uğraşmak istiyorum. Hatta bir ceviz aldım. Baklava yapmayı düşünüyorum. Ta Delman ablam gelmeden önce karar verdiydim. Delman bacım geldi. Bir ay oldu. Daha bir oturup da yapamadım yani. Düşünün ne kadar bir boş vaktimin olmadığını. İnsan bu kadar mı kendini çok yorar, hor görür diyenler var. Mesajlarda görüyorum. Ama yapmayınca olmuyor canlar. Çünkü ben yapmayacağım, o yapmayacak, bu yapmayacak, kim yapacak? Mecbur biri yapacak bir evde. Şöyle marullarımı da bugün yine tahtamda doğrayacağım canlarım. Tahtada doğrayacağım. Alışkın değilim ya tahtaya, o yüzden gülüyor. Ama bir yönden şöyle söyleyeyim, şeyi falan çok çabuk doğradım. Biberi. Hoşuma da gitmedi değil, Allah var. Annem. Aferin oğluma. Gel izleyicilerimize bir söyle, canlı dersin nasıl geçiyor? Anne baba iyi geçiyor canlı dersin. Çok güzel geçiyor. Ben çok mutlu oldum İbrahim Bey'de senin. Canlı... Aldım getir tabak koyayım da yıkayım da iyi getir. Senin için aldım. Aşk böceğim senin için aldım. İbrahim Bey bugün bana. Seni sevmiyorum dedi arkadaşlar. Sen şimdi ne yapıyorsun ben biliyorum. İbrahim Efe bugün bana seni sevmiyorum dedi arkadaşlar. Anne yanlış söyledim. Niye söyledin bir söyle bakayım bir. Abimi sevmediğin için. Beni sevmediğin için. Abini sevdim seni sevmediğim için. Ha. Peki ben seni sevmez miyim? Açın. Şurada
Evet. Hı? Getir, hadi onu koy. Peki ben seni sevmez miyim? Evet. İyi. Orada karaya verdik, ben de Lady'yi sevmeye gideceğim. Sevgili takipçilerim, yo yo, Lady'yi hem sevmeye gidemez. Sen şu çileğini ye, şimdi dersin başlar. Al. Sevgili takipçilerim, çocuklar hep böyle. Sabahleyin Ayhan'a aşkımsın sen benim, ilk göz ağrımsın, canım oğlum diye İbrahim Efe kendi odasındaydı. Bizim sevgimizi duymuş. Sonra yemek hazırladım, kahvaltı, ben seni sevmiyorum dedi. Niye oğlum dedi, bir şekil oldum. Ben de İbrahim'den duymadığım bir söz ya. Ondan sonra itiraf etti. Sen dedi abimi seviyorsun, beni sevmiyorsun. Ona aşkım diyorsun, bana demiyorsun diye. İkisi yan yana olunca zaten şey yapmam. Ayhan da bir şeye kırıldı, o da kanepeye uzandı. Marullarımızda doğradık bu arada. Hem sohbet ediyor canlar, hem iş yapıyor sizlerle. Sizlerle böyle konuştuğum zaman inanın o kadar çok alıştım ki sizlere. Sanki benim yanımdasınız. Ben hiç kendimi yalnız hissetmiyorum. Mesela ben Gülpınar'da annemlere günlük giderdim. Annemin kokusunu alır gelirdim. 5 dakika bile olsa otururdum. Oraya bir yüzümü sürter gelirdim. Bu YouTube'u açalı sizinle oturuyorum, sanki sizinle sohbet ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum, o kadar içten ki, o kadar güzel yorumlarınız var ki. İnanın bazen insan pes ediyor, yılıyor, yoruluyor. Gelen yorumlardan olsun, bazen hani kötü yorumlardan, iyi yorumlardan değil. Daha sonra bir bakıyorum, iyi gelen yorumları okuyorum. İnanın beni daha da bir güçlendiriyor. Gerçekten söylüyorum değerli takipçilerim. Ben bu şeyde hani dimdik duruyorsam sizlerin yorumları sayesinde duruyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Her birinizden Allah razı olsun. Tüm güzellikler sizin olsun. Marulumu da doğradım canlarım. Sıra geldi soğanıma. Şöyle soğanlarımı da güzelce soyacağım. Hopus. Hopus pokus. Şuradan bir küçük bıçak alalım. Ben asla soğanlarımı büyük bıçakla doğrayamam değerli takipçilerim. Şu soğanımdan küçük soğanlarımı da inşallah yarın Allah nasip ederse onları da ekmeyi düşünüyorum, bahçeye ekelim. Yarın yeşilliğini yeriz. Ben çok seviyorum biliyorsunuz soğanı ama midem el vermiyor. İnşallah oruç çıksın. Bir midemi de hortumu attıracağım artık. Tekrardan doktora mı gideceğim, doktorumu değiştireceğim, bir bakalım. Çünkü doktorun verdiği ilaç bana hiç iyi gelmedi. Beni sanki hamileymişim gibi bulandırdı arkadaşlar. Normalde hani mideme rahatsızlık vermemesi lazım. Bana aksine hiç yemek yedirtmedi. Ben normalde hani şu oruç ayında sizlere yemek tarifi veriyormuşum gibi düşünenler var. Aslında ben kendi evimde yaptıklarımı paylaşıyorum. Çünkü benim günlük yaşantımda olan şeyler. Ama değerli izleyicilerimden de yapanlar var. Tatlılarım olsun. Hani börekleri pek yapmadım bu ara. İnşallah böreklerimi de börek de yaparız. Ne bileyim yaz gelsin, bir hamur işleriyle bir açılamadık ki daha. Canlar. Soğanlarımı da şöyle bu sefer çitimeden yuvarlak yuvarlak doğrayıp elimle yoğuracağım. Mor soğanımız da iyi. Serkan almış kıştan, yaz şeyden, güzden. İki torbaydı. Bir torbasını yedim, bir torba kaldı. Seneye yine inşallah bundan olur diyeceğim ama soğanımızı ektik. Olursa kendi soğanımızı kendimiz kaldıracak bahçemizden. Hem ebemin oraya ektik, hem bizim buraya. Arkadaşlar, bu arada Serkan aradı. Lavaş almış. Bir de pide aldım diyor, ince pide diyor. Olur mu bilmiyorum diye aramış. Ayhan da lavaş istedi. Bunu lavacına yiyeceğim. Serkan diyor, lavacına döner indiğini siz de görüyorsun diyor. Lavacına döner inmez mi arkadaşlar? Aksaray'dan hem
Dönerciler diyor ki ekmek arası mı olsun, lavaş arası mı diye soruyor. Bu videomun altına bir yorum bırakın. Lavaşla döner yenir mi yenmez mi değerli takipçilerim? Buraya kadar videomu izleyenler varsa tabii. Bu arada kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsiz canlarım, hiçbir ücret hak talep edilmiyor. Bir de bana abone olup da videolarım gelmiyormuş. Böyle yorum alıyor. Doğru inanırım. Onlar da abonelikten çıksın, tekrar girsin. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorlarsa. Şunlar da zeytinle fıstığa verim. Biraz önce de dünden kalan, evesi günden kalan şey vardı, döner. Aman döner ne? Allah'ım döner yapıyorum, döner diyorum. Mangal vardı arkadaşlar. O da oruç ağzımızla olduğumuz için yiyemedik. Onu da zeytinle fıstığa katlara leğdiye verdim valla. Mübarek gün onlar da yesin. Onlar da nefis taşıyor. Allah onlara ağız vermiş, dil vermemiş, konuşamıyorlar, acık susuzluk demiyorlar. Sen eğer Allah'tan korkarsan bir dilim ekmek verip karnını doyuracağım. Bunları verim gelin ben bir. Benim bulaşık makinemi soranlar var, sana bir bulaşık makinesi şart diyenler var. Bulaşık yıkarken videomu izleyenler söylüyor değerli izleyicilerim. Onlar benim galiba sıkı takipçim değil. Benim bulaşık makinem var neredeyse bir seneye yakın. Sır kullanıyorum. Ama bazen bulaşık makinesine konulacak tabak tencere var, bazen de konulmayacaklar var. Bu çöp, şu et, bunu da masaya koyayım. Şöyle. Etimize bir bakalım. Bir taraftan da temizliğimizi yapıyor. Görüyorsunuz. Ben çok seviyorum ortalığı toparlamayı. Sanki yemek yapmamış gibi oluyorum o zaman. Daha sonra da sadece yemek bulaşığım oluyor. Onu da makineye koyuyorum. Mutfağım tertemiz oluyor. Yani bana yorum yapılıyor. Mutfağın çok derli toplu. Her zaman mı böyle çalışıyorsun diye. Vallahi ben her zaman böyle çalışıyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi ilk olarak da eğer yemek yaptığınız bulaşıklar yıkarsanız zaten yemek yedikten sonraki bulaşıklarda pek bir şey kalmıyor canlarım. Şimdi etimizi bir karıştıralım. Şuradan tahta kaşık alalım. Etimiz şöyle göstereyim bir. Bembeyaz olmuş. Zaten böyle olması gerekiyor değerli takipçilerim. Bu şekilde şimdi karıştıralım etimizi bir. Kendi başına kızarmaya başlıyor ve acayip döner kokusu geliyor insanın burnuna. Şimdi biraz tuz ekleyeceğim. Siz göz kararı yapabilirsiniz. Tuzu fazla sevmeyenler var ya da aşırı derecede çok sevenler var bizim gibi. Mesela bizim ailede ben ve Serkan aşırı tuz tüketirik. Aslında iyi bir şey değil ama işte yapamıyor değerli izleyicilerim. İlla onu kullanacak. O zaman hiçbir şeyin tadı yok gibi geliyor. Alışmışız zamanında. Şöyle yağımı da ekliyorum artık. Ama o yağlığım da yağ bitmiş. Neyse bunu koni ile doldurayım arkadaşlar. Şöyle yağımdan. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Birazcık yarım çay bardağı kadar neredeyse döktün mü ki? Dökmüşsümdür. Şimdi ağzını tekrar kapatacağım. Bir de bu şekilde kızarsın yağ ile birlikte. Annem
Niye anne? Sevgili takipçilerim, şimdi ben şöyle sizlere tatlı tarifimi vermek istiyorum. Dönerimiz orada pişe dursun, bismillahirrahmanirrahim diyelim. Geçen gün tatlı yaptım. İrmikli tatlı arkadaşlar, Hindistan cevizli. İsmini tam olarak bilmiyorum ama çok güzel bir tadı var. Sizlere de paylaşmak istedim. Zaten takipçilerim de istemiş. Bu tatlımın açıklama kısmına yazacağım tarifini. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Ölçülü yapıyorum. Sizler de ona göre yapın. İki. Bu köy sütü. Üç. Dört. Tamam annem. 5 su bardağı. Arkadaşlar 5 su bardağı süt ekledim canım benim. Şu da azıcık kaldı. Onu da artık ekleyeyim. İsraf olmasın. Ama 5 su bardağı süt. Daha sonra şöyle 1 su bardağı. Biz tatlıyı çok seviyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 1,5 su bardağı şeker. İsterseniz siz 1 su bardağı ekleyebilirsiniz. Hani siz tatlıyı çok sevmiyorsanız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim tekrardan. Şöyle 1 su bardağı kadar irmik. Ve 1 su bardağı da Hindistan cevizi. Normal evlerinizde bulunan su bardağı değerli takipçilerim. Herkesin evinde olan su bardağı. Siz de eğer çok büyük bir kaba dökecekseniz tariflerinizi, yani su bardağı ölçülerinizi büyük bardakla alabilirsiniz. Şöyle 1 su bardağı dolusu da Hindistan cevizi ekledim. Daha sonra gerekli malzemelerimiz ne? Şimdi onu da söyleyeceğim. Bu kaynadıktan sonra vanilya ekleyeceğim. Canlarım. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. İki ayağım bir bakınca takıldı. Şöyle bir karıştırayım canlarım. Bu kaynamaya başlayınca bir pakette vanilin ekleyeceğim. Üzeri içinde 2 su bardağı süt, bir tane çikolata sosuna ve şöyle kakaolu bisküviye ihtiyacımız var. Evinizde başka bisküvi varsa onu da deneyebilirsiniz. Ben bu kakaolu bisküviyi deneyeceğim. Geçen gün de ondan yaptım. Çok da güzel oldu. Şimdi sıra geldi. Ortalığı biraz toparlamaya. Yine her zamanki gibi hiçbir şey yapmamış gibi olacak. Aldığımızı aldık yere koyalım. Canlarım şimdi ben sizlerin zamanınızı fazla almayayım diye şöyle 2 su bardağı sütümü de ekleyin sosu için. Yine aynı su bardağı ile 1,5 da ekleyebilirsiniz ama 2 su bardağı yeterli geliyor bence. Sütüm bitmişti. Tatlı yaptım. 5 litre aldıydım komşudan. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen gün de televizyonda gördüm arkadaşlar. Bir tane yerden şey alınmış. Ocak. Aynı bizim ocaktanmış. O da patlamış. Nasıl üzüldüm. Allah'ım kimselere göstermesin. Gerçekten zor. Hani bir patlaması var ocağın. Patlaması, bir de ayrıca o korkuyu yaşamak var arkadaşlar. Şöyle çikolata sosumu da ekledim. 1 paket. Eğer evde çikolata sosunuz yoksa canlarım, tekrardan çikolata sosu tarifi benim kanalımda vardı. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle ikisini bir karıştıralım artık. Yapacak bir şey yok. Hepsini halletmemiz lazım. Bizim Hindistan cevizi de bitmiş. Biliyorsunuz ben tatlılarda çok kullanıyorum Hindistan cevizini. En çok sevdiğim Hindistan cevizi. Hatta ben çiğ yemesini bilmiyordum. Ayhan'ımın sayesinde onu da öğrendim. Artık alışverişe gittiğim zaman bir tane alıyorum. Canım istediği zaman yiyorum canlarım. Ama fazla tüketince her şeye zararı olduğu gibi fazla tüketmenin.
Onun da zararı varmış. Kilo aldırıyormuş herhalde. Bildiğim kadarıyla. Görüyorsunuz bu tarifimiz çok güzel. Ve de az bir malzeme ile yapılıyor canlarım. Tekrardan sayayım isterseniz. 5 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Başka ne vardı? Sütü için 1 su bardağı da şeker canlarım. Bu malzeme muhallebisi için bir tane de bir pakette vanilina ihtiyacımız var kaynadıktan sonra. Üzerine sosu için de 2 su bardağı süt, 1 paket çikolata sosu ve kakaolu bisküviye ihtiyacımız var. Bir de kek kalıbına. Bunlar kaynasın canlarım. Daha sonra sizlere kaynamış ve pişmiş halini göstereceğim. Yakından göstereyim isterseniz. Bu şekilde oluyor kıvamı. Bu da çikolata sosumuz. İçinde top top kalmaması için sürekli karıştıralım ikisini de. Arkadaşlar çikolata sosum oldu. Şöyle bunu kapatıyorum. Ve soğuyuncaya kadar karıştırıyorum top top olmasın diye. Sıra geldi muhallebimize. Bunu da aynı şekilde koyulaştıralım. Vanilini ekleyelim. Sevgili takipçilerim, muhallebim kaynamaya başladı. Şöyle şekerli vanilimi de ekliyorum artık. Bir de bununla karıştıralım. Şimdi bir taraftan da biliyorsunuz dönerimi pişiriyor. Dönerim için bir tatlı kaşığı toz biber ve pul biber karıştırıyor. Kimyon atıyorum bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da karabiber ekledim canlarım. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyor. Ve artık dönerimin altını kapatıyorum. Dönerim nasıl oldu? Şöyle yakından bir göstereyim. Muhallebim bu şekilde kaynıyor canlarım. Koyulu. Şimdi altını kapatalım bunun artık. Oldu. Dönerimiz de bu şekilde. Bu da hazır. Şöyle bir yüksek ateşte baharatıyla birlikte bir 5 dakika pişirelim ki baharattan kokusu ete geçsin. Arkadaşlar ilk olaraktan kek kalıbımı şöyle güzelce bir suyla ıslatıyorum. Daha sonra şarjını açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Muhallebimizi şöyle, bu da pek sıcakmış. Şöyle tutayım. Direkt döküyorum takipçilerim. Canlarım. Geçenki yaptığım muhallebi değil mi? Beğendim. Güzel olmuş. İzleyicilerimiz öyle. Onun tarifini istemiş. Ayhan'ın da yedi. Çok mutlu oldular. Memnun kaldılar la Ayhan. İzleyicilerimiz de gördü. Bunun tarifini istediler. Bayağı bir kişi yorum yapmış. Onun tarifini verilmez hanım diye. O yüzden bugün bu tatlımızın tarifini sizler için veriyoruz canlarım. Şöyle kakaolu bisküvimizi ne yapıyor? Ara kısımlarına koyuyor. Böyle koyunca yüksek geldi. Geçen gün şöyle koyduydum. İstediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz değerli izleyicilerim. Ben de zaten kafama göre süslüyorum. Bu arada kameramanımız da Ayhan'ım. İbrahim Zaban'a sen sevdim ya. Onu duymuş.
Ben sana küstüm diyor. Niye de değilim abime aşkım diyor. Bana demeyeyim diyor. İstediğiniz bisküviden koyabilirsiniz değerli takipçilerim. İçi karamelli de olur, karamelsiz de olur. Şu ara bisküvilerinizi de kırılanları da israf etmeyin. Onları da şöyle koyun. Kestikten sonra içinde çok güzel oluyor. La Ayhan. Ayhan da hiç konuşmaya konu yok. Şimdi bu şekilde koydum bisküvilerimi canlarım. Ne yapacağım? Bunu buzdolabıma kaldıracağım. Bu şekilde yarım saat, bilemediniz 45 dakika bekleteceğim. Daha sonra görüşürüz canlarım. Buzdolabına koydum. Bu sırada dönerim oldu. Şöyle leğenimi de güzelce yıkadım. Soğanımı büyük bir kaba alıyorum. Soğanımı doğramıştım. Birazcık göz kararı tuz. Şöyle. Bir tatlı kaşığı dolusu sumak ekledim. Birazcık da göz kararı soya ekleyeceğim. İlk işim yağlığımı doldurmak olacak. İftardan sonra tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Güzelce yoğuralım. Tekrar porselen tabağımızın içine alalım canlarım. Elimizde güzelce yıkayalım. Tatlımız soğuduktan sonra tatlımızın çikolata sosunu ekleyelim. Daha sonra onu da eklersek bu sefer neyimiz kalıyor? Döner yapma işlemimiz kalıyor. Ekmeğimiz gelirse dönerimizi de yapacağız inşallah. Gelmezse tarifimiz bu kadar. Zaten birazdan gelirim dedi ama bilmiyorum. Bekliyorum canlarım. Takipçilerim tatlım soğudu. Buzdolabından çıkardım canlarım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir bıçak yardımıyla. İlk başta ne kadar ıslatırsanız ıslatın. Çıkmıyor değerli izleyicilerim. Şöyle bir tane yerinde bıçak yardımıyla hava aldırdık mı? Hadi bakalım. Hopus pokus. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkacak mı ya şimdi? Allah bilir. Çıktı herhalde. Şimdi çıktı bence. Yine mi çıkmadı yoksa? Esra çıkmamış. Arkadaşlar bu arada bir çıkmıyor böyle. Çıktı. Gülme. Sonunda. İşte böyle. Beni bayağı uğraştırsa da uğraştığıma değiyor canlarım. Çikolata sosumu evet. Da soğuttum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada diyor. Oh yes. Bu arada merhaba arkadaşlar. Ben de daha yeni geldim. Biraz oyalandım çarşıda zaman geçsin diye. Pide aldım gelirken. Bizim buraların pidesinden bakın. Arkadaşlar. Böyle ince olanlarından aldım. Geldi. Bunu dürüm yapacak. Kim yapacak? Benim bakın. Aşkım, çocuklarım. Bir denem. Şunu Ayhan yesin bari şeyden sonra. Çok sever Ayhan. Şimdi neyi götürme de. Yok şimdi götürdün mü çocuğumun orucu bozulur. Şöyle hafif sallayalım. Eğer böyle kek kalıbınız varsa. Tezengi yaptığından mı? Hı hı.
Sevdin miydin onu? Hı-hı. Ayhan diyor anne nasıl güzel olmuşmuş diyor. O gün Cansu'nun doğum günüymüş. Hasan almamış, sen tık yaptın götürdün burada. Ben de bilmiyordum valla. Yani şansı, şansı varmış. He. Doğum günü neymiş ya aman. Şöyle. Bizim doğum günümüz hiç kutlayan ne olmadı. Çocukken. Değil mi kız? Tatlımız hazır canlarım. İsteyen bunun üzerine eğer varsa Hindistan cevizi. Varsa neydi onun adı Serkan adını da bilmiyorum. Ne? Kabuklu olur da açılır ya. Fıstık. Çam fıstığı tamam, yapabilirsiniz şam fıstığı. Canlarım. Şu an aklıma gelmedi. Niye atarsan o olur. Tatlımız hazır. Şimdi ne yapalım? Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir tane. Saat 7:16 geçiyor. Kesin. 15 dakika var. Kesin. Canlarım sofra bezini sereceğim şuraya. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Ne koyacaksın? Ne koyacağım? Pide mi? Şey mi yapacağım? Dürüm. Evet. Bir tane dürüm yapacağım. Şunu test tarafına mı yapayım böyle Serkan? Ne bileyim. Olur mu ki? Niye olmaz? Serkan bunu almış gelmiş arkadaşlar. İnşallah olur. İlk olaraktan etimden başlıyorum. İlk olarak et olmaz ki. Ben etten başlıyorum. Çünkü niye başladığımı sor. Niye? Biz 4 kişi olduğumuz için ete ona göre ayarlıyorum. Lan. He öyle yapıyorum. Çok yapaydın. Nasıl? Oruçtan çıkıyor. Çok yapaydın. Çok değil mi? Geçi varmış bayağı. He canım az değil ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer çok doldurmayacağım yeşilliğini. Evet. Geçen gün yaptım bayağı çok doldurdum o zaman da. Kapanmaz ki o zaman. Kapanmaz he. Ama bol soğanlı olsun iyi. Yok yine kapanmaz o bence değil çok mi? Atma. Hafif tatlandıralım iyi. Biber de koyuyorum. Sana iyi kalmak. Tuz attın mı Serkan? Bilmiyorum yine. Şeye attıydım. Neye? Soğanımıza. Kime ağzımız açık olsa bakarık da he. Ona göre atalım. Bunun içine istediğinizi koyabilirsiniz değerli takipçilerim. Biz normalde hani döner yaptırırken yediğimiz lezzetlerden koyduk. Şöyle ev yapımı dönerimiz, tatlımız. O zaman ne diyelim? Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni yeni videolarımızın devamı için Elmas'ın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.